Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Launcher, başlatıcı nedir? Ya da en azından bizim işimize yarayacak anlamı nedir? Hemen çeviriye girelim ve Launcher kelimesini yapıştıralım. Fırlatıcı, fırlatma rampası. Evet, Launcher fırlatma rampası. Değil tabii ki. Bizim kullanacağımız anlam o değil. Bilgisayarımızda oyunları oynamak için kullandığımız belli başlı başlatıcılar var. Launcher'lar var. Bunlardan en meşhuru Steam. Steam'in devasa bir oyun arşivi var. Hem oyunları uygun fiyatla alabiliyorsunuz mağazasından hem de oyunları içinden oynayabiliyorsunuz. İlk çıktığında CSGO, Half-Life oyunları gibi mesela çok diretiyordu kurulmasını. Biz tabii garip karşılıyorduk ama alışınca Türkiye fiyatları da özellikle çok iyi. Hatta direkt şuradan mağazasından da bakabiliriz. Kış indirimleri zaten Türkçe. Bu bana sorarsanız bilgisayar için en iyi launcher'lardan bir tanesi. Yani oyun başlatıcılarından. Hem oyunu satın alabiliyorsunuz hem oyunu üzerinden oynayabiliyorsunuz. Şöyle kaba taslak bakarsak epey bir oyun, epey de bir seçenek var. Dark Souls 2, 29.75. Türk lira, fiyatlar da Türk lirası olarak. Yani zaten herhalde bu launcher'lar arasında herhalde tek görebildiğimiz şey bu olması lazım. Türk lirası. Ha bir de şey de vardı. Epic Launcher'da. Yanlış hatırlamıyorsam o da artık bir Türkiye desteği vardı onda da. Evet, ilki Steam'di. Steam gerçekten tavsiye edebileceğim bir launcher. Bilgisayarınızda bulunması artık şart olan başlatıcılardan bir tanesi. Bir sonraki Origin. Bu da Electronic Arts'ın launcher'ı. Electronic Arts EA firmasının launcher'ı. Bunun üzerinde de genelde işte Battlefield'ler ve Electronic Arts'ın çıkardığı işte FIFA'lar vesaireler, diğer bütün oyunlar bunun üzerinden oynanıyor. Bir sonraki Bethesda Launcher. Bu zaten tam kabus. İşte belli başlı oyunlar var. 7-8 tane oyunu var işte. Onlar da onlar için de mecburi kurmak mecburi gibi bir şey oluyor. Ha ne kadar iş görür, ne kadar kaliteli tabii tartışılır. Ben hiç sevmedim açıkçası ama çok gelişmesi lazım yani. Çok eksiği var. Ama bilgisayarda kurduk duruyor. Bir sonraki launcher Blizzard'ın Battle.net launcher'ı. İşte World of the Warcraft, ne bileyim Starcraft ya da ne bileyim Hearthstone falan oynuyorsanız, oynayacaksanız Diablo vesaire. Ya da şu Overwatch oyunu da evet buradaydı Overwatch. Oynayacaksanız bu launcher'ı zaten istiyor. Bunun üzerinden satın alıyorsunuz ve oynuyorsunuz. Bir sonraki launcher'ımız Uplay. Uplay launcher'da hangi firmanın? Ha, firmasını unuttuk arkadaş. Ubisoft nasıl bir karanlık bir firmasın sen? Uplay, Ubisoft firmasının launcher'ı, başlatıcısı. Bunda da kapsam market fena değil, geniş. Epey bir seçenek var. Özellikle işte Assassin's Creed serisi, Far Cry serisi, Rainbow Six serisi, Ghost Recon, Crow, ne bileyim, Division vesaire. O da bunun üzerinde. Hatta bir ara bayağı bir ücretsiz oyun vermişlerdi de bir süredir, hatta bir senedir falan neredeyse kabuklarını çekirdiler. Ses seda yok bu arkadaşlarda. Beleş oyun olursa alırız. Ama genelde fiyatlar hani Avrupa bölgesi bizi saydığı için euro üzerinden gidiyor. Çok da ucuz olmuyor. Yani çok böyle binde bir denk gelirse. Artı zaten şey kurduğunuz zaman mesela oyunu Steam üzerinden satın aldınız ama Ubisoft oyunu. Steam açıyorsunuz. Steam üzerinden bu ve de Uplay Launcher açılıyor. Onun üzerinden oyun oynuyorsunuz. Hani kabus katlanarak devam ediyor. De yapacak bir şey yok. Bilgisayarda kurulu duruyor mecburen. GOG Galaxy'de başka bir launcher yine. Hem marketi var, oyun satın alma, hem de oynama platformu. Bunda da yelpaze epey geniş.
Çok fazla oyunu var. Fiyatları çok ucuz diyemem, çok aşırı pahalı da diyemem ama yani yine dolar euro üzerinden gittiği için euro bize gelmiyor. Yani TL yok niyeyse. Anlamış değilim. Bir sonraki Game Forge'ın, gerçi bu Game Forge çok da herkesin kullandığı değil aslında. Ama Metin 2 oynayanlar, Ion falan oynayanlar launcher'ı zaten kuruyorlar otomatikmen. Ekstra bir şey istemiyor. Bir de şeyi unuttuk biz esas. Epic. Launcher. Epic Launcher valla bu ara çok revaçta. Ne yalan söyleyeyim. Evet. Çok kaliteli bir resmi olmasa da. Bunu da alalım. Epic Launcher'da şu an her gün, yani şu konuştuğumuz tarihten itibaren, bugünden itibaren her gün ücretsiz bir tane oyun veriyor. İndirin, kurun, alın oyunu da. Marketini daha yeni yeni geliştiriyor. Çeşitler her günden güne artıyor. Açıkçası adamların yaptıkları çalışmayı takdir etmek lazım. Çünkü Türk lirası geçen ikinci markette bu Steam'den sonra. Fiyatları Steam'le gerçekten yarışıyor bazı fiyatları. Tavsiye edilir. Yani sorarsanız senin bilgisayarın hangisi kurulu diye hepsi. Hani o kaçınılmaz bir şey zaten. O bizim için kaçınılmaz bir şey. Çünkü her oyunu oynayınca her platformu da her başlatıcı launcher'ı kurmak lazım. Orada yapacak bir şeyimiz yok. Steam mağazası güzeldi. Ona bir kısa baktık. Eğer şey isterseniz yorumlara yazın. Steam ile alakalı belki oyun tavsiyeleri ile alakalı bir video çekilebilir. Bir fikir sahibi olursunuz. Ama bu launcher'lar aklınızda olsun, birbiri içinden çalışıp oyunları başlatabiliyorlar. Şahsen ben o şekilde olmasa pek hoşuma gitmiyor ama yapacak bir şey yok. Bazı platformlar bazı oyunları verdiği zaman diyor ki, işte atıyorum GOG diyor ki Uplay launcher'ını kuracaksın, onun üzerinden işlem yapacağız ya da eşleştireceksin bir şekilde. Steam'de de aynı hakeza. Ama şu ana kadar yıllardır Türkiye piyasasına ve Türkiye'deki gerçekten oyun severleri en çok Steam Valve firması destek vermiştir. Valve biliyorsunuz zaten Half-Life'ın yapımcısı. Hatta işte Counter Strike, CS:GO'yu da onlar yapmış. Son halde oldukça güzel aslında. Benim hoşuma gidiyor. Giriyorum, iki el atıyorum, çıkıyorum. Hoşuma da gidiyor. Steam'de herhalde 1000 civarı oyun var galiba benim. Rekor orada yani. Her neyse, velhasıl kelam launcher'lara böyle kısaca bir göz gezdirmiş olduk. Varsa yorum veya kafanıza takılan bir şey aşağıya yazarsınız. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Abone olmayı da unutmayın.